Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki tane tarif yapacağız. Birincisi rulo börek, ikincisi de şöbiyet tatlısı. Şöbiyet tatlısını daha önce hiç denemedim. Sizinle birlikte deneyeceğiz. O zaman ilk başta rulo böreğin tarifine geçelim. İkisi için de hazır baklavalı yufka kullanacağım. Şurada gördüğünüz börekten yapacağım. Tarif için yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağından biraz fazla süt, bir adet yumurta, yarım şişe gazoz, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz. İçi içinde istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben ev yapımı böyle çökelek kullanacağım. O zaman başlayalım. Arkadaşlar sıvı harcımı hazırladım. İçine sürmelik. Tekrardan sayayım. Bir yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı gazoz, sade. Kabartma tozu, bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı tuz. Bu kadar. Bunu 7 kattan yapacağım ben böreği. Her katına sürüp birleştireceğiz. En son üstüne de peynir koyacağız ve rulo haline getireceğiz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle 3 tane rulo çıkardım. Eğer sizin dikdörtgen tepsiniz yoksa kesip o şekilde de kızartabilirsiniz. Şimdi üstüne kalan sosu süreceğim. Siz isterseniz bir yumurta sarısını da çırpıp üzerine sürebilirsiniz. Ama o bana kokuyormuş gibi geldiği için ben rahatsız oluyorum. O yüzden kalan sosu sürüyorum. Zaten gayet güzel bir şekilde kızarıyor. Bu kalan sosunu hepsini sürseniz daha içine çekecektir, merak etmeyin. Pişerken. Ben üzerine susam serpeceğim. Siz isterseniz çörek otu da ekleyebilirsiniz. 220 derecede yarım saat pişireceğim. Evet arkadaşlar, böreğimiz fırında pişerken şöbiyet tatlımızın yapımına başlayalım. İlk önce şerbetini hazırlayacağım. Şerbeti soğumaya bırakacağım. Sonra iç harcını hazırlayacağım. Daha sonra da birleştirip fırına göndereceğim. 2 su bardağı şeker koydum. Şimdi 2 su bardağı su koyup kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra da 2-3 damla limon sıkıp soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, böreğim pişti. Yaklaşık 25 dakika 220 derecede fırında kaldı. Böyle biraz peyniri akmış. Şu an çok sıcak. Altı da pişmiş. Şöyle göstereyim. İçine kabartma tozu koyduğumuz için tabi kabardı. Şuralarından biraz böyle patlamış olabilir. Deneyeceklere afiyet olsun. O zaman ikinci tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, tatlımızın muhallebisini hazırlıyorum. Burada 2 su bardağı süt, biraz şeker koyacağım, 2 yemek kaşığı
3 yemek kaşığı da irmik koyacağım. Kaynayana kadar karıştıracağım. Sonra da soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar, buraya sıvı yağ hazırladım. 20 adet yufkam var. Bunların hepsine sıvı yağ sürüp üst üste koyacağız. Daha sonra da keseceğim ve borcamıma yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde içlerine yaptığım muhallebi koyup uç kısımları kapanacak şekilde tepsiye dizdim. Şimdi 180 derecede 40 dakika pişireceğim. Şekillendirmesi de ayrıca çok zordu. Bir daha mümkünatı yok, yapmam. Evet arkadaşlar, tatlımı fırından çıkardım. 5 dakika sonra, yani ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbeti üzerine dökeceğim. Böyle güzelce kızardı. Altları da. Umarım tadı da güzel olmuştur. Evet, şimdi şerbetini dökeceğim. 5 dakika geçti. Arkadaşlar, tatlım hazır. Şerbetini de döktüm. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.